Gazetesi önüne doğru bekleyişe geçtiğini belirtelim. Buradaki kalabalık her saniye, meslek büyüğümüzü burada gördük. Dayanışma için her saniye buradaki kalabalık. Genel basın açıklaması yapması bekleniyor. Peki Cumhuriyet Gazetesi yapacak mı? Evet, Cumhuriyet Gazetesi de Arkadaşlar lütfen şurayı açalım. Açıyoruz. Açıyoruz lütfen. Evet. Şöyle İstanbul'da da bahçede kalabalıklar var. Biz daha zaten şey yapamadık, gündemimizi yapamadık. Bizim esas işimiz o, yarınki gazeteyi yapmamız gerekir. Yarınki gazete için. Evet, biz normal bütün ama genel yönetmenimiz altında olan toplantısı. Evet, haberlerimizi geçtik. Tabii başında işte Cumhuriyet operasyon. Işık abi oradan biz gidelim. Arkadaşlar lütfen. Tamam. Değerli arkadaşlar. 15 Temmuz akşamı bir darbe girişimi oldu. Türkiye'deki bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, hepimiz darbeye karşı ortak tavır sergiledik. Bu bizim tarihimizde bir ilkti. Bunu genişletmemiz gerekirken, bu algıyı güçlendirmemiz gerekirken, bir karşı darbe olayıyla karşı karşıya kaldık. Darbe fırsatçılığı yapıp toplumun aydın kesimlerini, düşünenleri susturmak, medya üzerine baskı kurmak, sivil toplum üzerine baskı kurmak gibi bir olayla karşı karşıya kaldık. Parlamentodan alınan yetkilerle kanun hükmünde kararname çıkararak bir anlamda anayasal düzen değiştirilmek istendi. Anayasa hükmünde kararname çıkarıyorlar artık. Eğer Türkiye bugün bu koşullarla karşı karşıyaysa, bunun sorumluluklarından birisi de Anayasa Mahkemesi'ne aittir. Anayasa Mahkemesi eski içtihadında direnebilseydi, eski içtihadı geçerlidir diyebilseydi, bu tablo bugün gerçekleşmeyecekti. Cumhuriyet Gazetesi bizim basın tarihimizin de, Türkiye'nin de çok önemli gazetelerinden birisidir. Gazetenin tarihine baktığınız zaman her darbe sonrası en ağır bedeli ödeyen gazetedir. Sadece gazete kendisi ödememiştir. Yazarları da bedel ödemiştir. Uğur Mumcu gibi, Ahmet Taner Kışlalı gibi hayatını feda ederek, yani öldürülerek, yani katledilerek bir bedelle karşı karşıya kalmıştır Cumhuriyet Gazetesi. Bu toplumun bütün aydınlarına, bütün gençlerine, bütün kadınlarına sesleniyorum. Demokrasiye ve özgürlüklere hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Bunun ön koşulu da Cumhuriyet'e sahip çıkmaktan geçiyor. Hep beraber Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Gazetesi'ne sahip çıkmak durumundayız. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet'le yaşıt olan bir gazetedir. Ve bütün gazetecilere de seslenmek istiyorum. Eğer medya üzerindeki baskılara ortak direnç gösterebilirsek, o zaman Türkiye'de demokrasiyi de ortak savunmuş konuma gelmiş oluruz. Cumhuriyet Gazetesi'ne baskı yapıldı, ses çıkarmayalım. Bir başka gazeteye baskı yapıldı, ses çıkarmayalım. Bir gün sırada onlara gelir. Bu tehlikeye de onların dikkatini çekmek istiyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak demokrasiyi hep savundum. Özgürlükleri savundum. Medya özgürlüğünü savundum. Bizimle beraber aynı düşünceleri paylaşmasalar bile bütün aydınları savundum. Hapisteki gazetecilerin hapiste olmamaları gerektiğini söyledim ve onları savundum. Ve savunmaya da devam edeceğim. Hep birlikte demokrasiyi savunmak hepimizin ortak görevidir. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman ülkemize karşı, çocuklarımıza karşı görevimizi yerine getirmiş sayılırız. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, teşekkür ederim arkadaşlar.